Herkese selam arkadaşlar. Bugün Japonya'ya gideceğim. Japonya, yani Amerika'dan daha yeni geldim ve hemen Japonya'ya gidiyorum. Hemen gidebilmemin sebebi şu. Japonya Türk vatandaşlarından vize almıyor. Vize ne diye soracak olursanız, mesela Amerika'ya giderken vize alırız. 90 günlük bir vize diyelim. Mesela vize şöyle oluyor. Biz gidiyoruz. Orada 90 gün falan kalırız işte. Ben de tam olarak tanımını bilmiyorum ama böyle yani pek anlatamadım ama olsun. Böyle çıkarmak için de 2-3 ay falan beklememiz gerekiyor. Ama Japonya Türkleri çok sevdiği için bizden vize almıyor. Ben de şimdi Japonya'ya gideceğim bu yüzden. Ve Japonya'yı ben zaten çok seviyordum. Şimdi öylesindekileri göstereyim. Böyle şöyle. Bir tane pasaportum var. Pasaport çok önemli zaten, olmasa gidemem. Burada bir kıyafetim. Bir elbisem. Yine bir tişörtüm. Yine tişört. Bir tane de kapıya tişört. Ve yine bir elbise. Diş fırçam, diş macunum. Saç spreyim ve pasaportum. Evet, bu kadar. Şimdi ben bunu buraya koyayım. Fotoğraf makinemi az kalsın unutuyordum. Şimdi gözümü takayım. Japonya'da da sayını takayım. Şimdi hemen Japonya'ya gidelim. Çok fazla heyecanlıyım umarım. Arkadaşlar, uçağa geç kalacağım. Nasıl uçağa? Uçağım gerekiyor. Bir dakika içerisinde kalkacağım. Oh, yetiştim, yetiştim. İyi yolculuklar. Kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Aa, Queen. Sen nereye gidiyorsun? Japonya uçağında olduğumuza göre Çin'e gidiyorum. Ya ne bileyim, heyecandan öyle sordum işte. Allah'ım, ne diyorum ben. Evet arkadaşlar, 4 saattir yoldayız. Gerçekten içim baydı yani. Çok daraldım uçakta. Ne zaman ineceğiz bakalım. Bu arada Queen, sen nerede kalacaksın? Nereye gidiyorsun tam olarak? Ben Tokyo'ya gidiyorum ama nerede kalacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, benim internetten baktığım bir otel vardı. İstiyorsan sen de gel oraya. Olur. Zaten benimle kalacağım bir yer yoktu yani. Uçağımız iniş yapmaktadır. Bunlar da galiba her şeyi anons yapıyorlar. Yani hostus kısaca. Evet, uçağımız başarılı bir şekilde iniş yapmış bulunmaktadır. Tamam. Kıyafetlerim dağılmış. Siz hemen ayarlayacağız efendim, siz sakin olun. Koskoca dünyada da seninle karşılaşmak bir garibime geldi. Japonya'ya gidiyormuşuz. Şu an Japonya'da olduğumuza inanamıyoruz. Ben de. Uzun zamandır gelmek istiyordum zaten. Otel neredeydi? Tam olarak bilmiyorum. Şurada bir tane taksiye bineriz, sorarız veya konum açarız. Ama yere... Aa, bak taksi orada. Koş binelim. Ve dışı cidden de güzel görünüyormuş. Bakalım içi nasıl? Yani çok fazla otel baktım. Güzeldir herhalde. Şimdi ne yapacağız? Ben Japonca bilmiyorum. Belki İngilizce anlıyorlardır diyeceğim de ben zaten Japonca biliyorum. Vay be Queen, nasıl konuşuyorsun öyle? Ben hayatta konuşamam. Zaten Türkçe ve İngilizce'den başka bir dil bilmiyorum. İngilizceyi de çok iyi konuşamıyorum. Yani alışıyorum artık. Sadece çaba gerekiyor. Evet. Vay be, o da harikaymış. Bu yatak benim. Yani bana da bu kaldı. Neyse. Bu ne? Buzluk da var. Çok güzel. Ama bence paralı olabilir, açmasak. Bir şey olmaz, öderiz. En sevdiğim. Üzgünüm, parayı ödersek de ödeyelim. Queen. Arkadaşlar, tuvaletteyim, bakmayın. Queen de elbiseyle yaptı ya. Neyse, ben de kıyafetlerimi de yerleştireyim. Yarın zaten sokak lezzetlerini falan denerim. Evet. Şöyle koyalım, pasaportumu da koyayım, diş fırçam. Tamamdır. Şimdi üstümü de değiştireyim ve yatayım. Siz de
Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer Japonya Vlog'un ikinci partında istiyorsanız videoya like atmayı ve yorumları da belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada ben Japonya'yı çok fazla seviyorum. Yani Japonlar da Türkleri seviyor diye biliyorum bildiğim kadarıyla. Ben böyle bir uzatıyorum ki. Görüşmek üzere.